Cenab-ı Hak bir cümle ayet kelimesine şöyle buyuruyor. Allah kimi dilerse buna onu seçici der. Ancak kendisine itaat eder. Allah kimi dilerse buna onu dönmekte olanları buna muvaffak eder. Nasıl? Ancak kendisine itaat eder. Bu ve benzer ayetlerde geçen her zamiri Allah'a dönmekte mümkündür. Allah'a göndermekte mümkündür. O zaman mana şöyle olur. Böyle olmaz mı? Bu ve benzer ayetlerde diyor, geçen her zamiri Allah'a göndermekte mümkündür. Allah'a göndermekte mümkündür. O zaman mana şöyle olur. Dilediğini kendisi için seçer ve ona hidayet eder. Yahut kim isterse onu seçer, ona hidayet eder. Her iki mana da diyor caizdir, doğrudur. Her halde talim olmamız, mukadderatımızı bile de bilemediğimizden koltukta kaim ve sabit olmamız, hele hele dalalet ve şekavet ehli olduğumuzu da kabul ediyorsa, gidilecek başka kapı, başka Allah olmadığından, çaresiz yine kelim olan Allah'ın ilahi kapısından beklememiz ibadet ve ubudiyette daim ve kaim olmamız icap eder. Zira senin, benim saadet ve şekavetimiz dolayısıyla menfaat sağlamak için değil, bizzat mabut olduğu için Allah'a ibadet etmeli ve her zaman kendisine ibadet etmeyi zaruri görmeliyiz. Yani ibadetten nedir? Maksat abdiyettir. Kulluktur. Kulluğun bir manası nedir? Bağlılıktır. Bağlılığın, yani bağlanmanın açılımı, maksadı, gayesi, manası, mahiyeti, hedefi nedir? Bağlanmak. Nasıl bağlanıyorsun? Yani bir temsil mesela. Allah'ın ayet-i kerimeden ne diyor? Allah'ın ipine, havlullah, Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız, tutunuz ve bırakmayınız. Birlikte Allah'ın ipine tutunuz, sarılın. Bu nasıl ipidir? Ve diğer ayet-i kerimede ne diyor Cenab-ı Mevlamız? Allah'ın boyasıyla boyamayız. Nasıl bir boya bu? Bunun rengi nedir? Bunun mahiyeti nedir? Böyle bir boyayı, yani naburdan mı almak lazım? Bu boyayı kimden almak lazım? Fabrikasından mı gitmek sormak lazım? Böyle bir boya satılıyor mu? Var mı? İşten geldiniz mi? Demek mi? Burada ne diyor? Bu iki manada caiz olmak mı? Mesela. Diyor ki, öyleyse diyor, kullukta, bağlılıkta, yani Allah'a kavuşmadaki niyetimiz, kulluktaki, bağlılıktaki esas, gene Kur'an'a müracaat ettiğimizdeki, zaten hep Kur'an'a müracaat etmek lazım. Kur'an,
Allah'ın bu insanlığa ve yeryüzüne gönderdiği öyle büyük bir rahmet ki. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu Kur'an verildi. Ve bir misli daha hikmet verildi. Bu boyayla boyanmışa baktı da nasıl bir boyadır? Bu ip nasıl bir iptir? Öyle gidip kimse bir ip aramadı. Bu boyayı boyanmış ve bu ipi tutulmuş gördü. Ve onun elini tuttu, biatını etti ve asla ayet-i kerimede ne buyuruyor? O Allah yolunda Allah'a söz verendir. Senin elinin üstünde onlar sana biat ederken senin elinin üstünde bir el, o el bizim elimizdir diyor. Onların biatı bizedir diyor. O elin üstünde. Onlar biat için Resulullah'a aleyhissalatü vesselam. Elini uzattı. Ne diyor Mevla? O senin elinin üstünde diyor benim elim vardı. Nasıl böyle mi? Yet. Dest. Bu manada bile Allah'ın eli. Kudreti, rahmeti, nihayetsiz rahmeti. O nihayetsiz bir cün ve bir cüne velâ-ül velâ, ötenin ötesi, bilinmesin bilinmesi. Mevla, gizli bir hazine olan ve bilinmekliği rahmetinden murad eden ve bu manada da insanı icat eden, kendine ayna eden Cenab-ı Mevla, işte bu beşeri ve hasreten ve beşerin hikmet ve icadına sebep olan aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i Milat-ı Kuda etmiş kendine, kendine onu ayna etmiş ve o aynadan seyretmemizi ve o boyayla boyanmamızı ve onun elinin üstündeki elimizi uzattığımızda o ipi, o manayı tutmamızı istiyor Cenab-ı Hak. Allah'tan bir ip nedir? Kur'an ile beraber ve onun bir misli hikmet ile beraber ve Cenab-ı Mevla'nın Cenab-ı Mevla'yı yeryüzünde bize gösterecek tecellisini, cemalini, kudretini bize bildirecek ve bize tanıtacak Mevlamızı o devi, o nihayetsiz gizli hazineyi bizi ona götürecek bir el, bir ip. Öyle ki buyuruyor ki Ebubekir Sıddık Efendimiz, ya Resulallah diyor aleyhisselam, öyle seni düşünüyorum ki sana öyle bir muhabbetim, rağbetim var ki hayır diyor, başka bir şey diyor aklıma gelmez, bir şey düşünen, bir şey düşünen. Şimdi şöylesi bir ortamda böylesi bir sözü söyleyene mücahitten çok mücahit kesilen, tevhidden dem vuran, Allah adına güya şirkleri ortadan kaldıracağını iddia eden, aslında nefsiyle beraber Allah'a şerik ittihaz ettiğinden haberi olmayan, o nefsinden, emmaresinden Allah'a şiddetle, Hakk'a şiddetle mugir ve muhalif olan, henüz emmaresinden vazgeçmemiş İbrahim davasında olduğunu iddia eden, o ateşe bir nebze olsun, bir an olsun, o seyahatin dahi bir anını ki anda zaten biz zahir konuşuyoruz. Bir saniye mi? Bir salise mi? Bir salise mi? Saniyenin de onda biri olan bir salisede dahi, o anda dahi o İbrahim vari duruşu gösteremeyecek ama tevhid iddiasında olan
Allah hidayet etsin gaflette olan kimselere. Tevhidden dem vuran bu manada şu gün o sözü söyleyen bir kimseye ya Resulallah seni öyle düşünüyorum, öyle düşünüyorum ki niye düşünüyorsun diyecekler. Rabıtanın kendisi değil. Elin üstündeki ele, o eli gördüler mi? Evet. Ona elbette ki şahittir. İrşadıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Efendimizin irşadıyla hani bir mevzu vardı. Bedir kuyularına o müşriklerin kafaları ve o mırdar cesetleri atıldığında Ömer İbni Hattab radıyallahu anh mübarek ne dedi? Resulullah seslendi, şimdi beni dedi anladınız mı dedi. Şimdi ne dediğimin dedi farkına vardınız mı dedi. Hazreti Ömer tabi yani buradaki durumu iyi anlamak lazım. Edeben sordu. Öğrenmek gayesiyle sordu. Hazreti Musa da misal Hızır'a. Aslında nedir orada? İtiraz bağlı aslında. İtiraz gibi, efendim muhalif gibi değil. Onun manevi mahiyetini anlamak için soruyordu. Soru sorulmayacak dendi. Ama merakı galip geldi. Ama irşadı oldu. O ilmi ledünne, o ilmi billaha, ötenin ötesine, elindeki Tevrat'ın ve Muhammed Mustafa Habibi Edibine gelecek mananın, o ilmi billahın manevi mahiyetini, nihayetsizliği ve deruniyetini, ötenin ötesini, buz tutmuş umman, bahru ummanın, mahzeni maden olan Muhammed-i Tarlan'ın, onun manasına vuslatı oldu Hazreti Musa. İlm-i Ledün Sultanına, o Abdullah, ismi Abdullah olan, Allah'ın kullarından bir kul olan, bir tecelli Muhammed'dir. İlk defa onu söyledik. Ki tecelli Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır o. Tüm zamanlara gelmiştir. O mana ile gelmiştir. Ne dedi Hazreti Ömer radıyallahu anh mübarek? Can feda mübareğe Ömer İbni Hattab. Çok dehşet, çok şiddetli muhabbeti var bu fakire. Elhamdülillah, Ebu Bekir Sıddık'a, Ömer'ül Hattab'a, Osman'ın Zunzureyn'e, Ali'ül Kerramallahu ve Ali'ül Mürteza Kerramallahu ve Cehre ve Hazreti Muaviye radıyallahu anh'a çok şiddetli muhabbeti var. Efendim, Allah onların sevgilerine bizleri bu arada sevmeyi nasip eylesin inşallah. Ya Resulallah dedi, onlar seni duyuyorlar. Bana ayette orayı anlamak istiyor. Talip, talip, hakka talip. Hakka müşteri. Diyor ki Cenab-ı Mevla, ölülere sen sesini işittiremezsin. Diyor ya Ömer, bak diyor, onlar beni işitmiyordu zaten. Mevti izdirariden önce. Mecburi bir ölüm değil mi? Ölü gönlü, ölü kalbi. Kalpleri ölü olana hak sözü işittiremez. Ama şimdi onlar senden iyi ve daha iyi biliyorlar şu anda ki ne dediğimi, ne anlattığımı şu anda o hakikatle yüz yüzedir. Deyince dedi de elhamdülillah Allah-u Teala'nın inayetiyle irşadını buyurdu. Demek bak burada iki mana ne diyor? Kimi yahut kim isterse Hazreti Ömer ne yaptı? İstedi. Talep etti. İki manalı haktır diyor. Kimi seçerse seçtiklerine isteyenleri, talip olanları gönderiyor. Ne çıkıyor buradan?
Mürşid-i Kamil'i istemek lazım. Ki Allah'ın seçkin kulunu kıldı. O Muhammed'i manayı, o ruhu ve nefesi Kevser, Havz-ı Kevser'den gelen o ilmi leddünü, ilmi billahı tahsil edersin de irşadına sebep ola da kurtulanla ol da kurtulanla inşallah. Nasıl kurtulmuş? Cenab-ı Mevla seçmiş ayet-i kerimeleri ne buyuruyor? Seçkinler. Allah'ın seçkin kıldıkları. Ademoğullarının kimini üstün kılmış. İçlerinden kimini ne yapmış? Seçmiş. Ebrar, sadık, salih, mukarreb. Böyle zatları seçmiş ve ne yapmış? Bir ruh ile nimet vermiş. O nimete talip oldu Hazreti Musa değil mi? O Muhammed'in nimeti. Ondan sonra çıkergah oldu ümmet. Ah bu ümmet benim ola, bu ümmet benim ola. Gördü. Tevrat'ın her yerinde görmeye başladı. Çünkü niye? Bu manayı, bu ümmetin tahsil ettiği manayı bu ümmetin tahsil edeceğini gördü. Ve Hazreti Ömer orada elhamdülillah Allah'ın seçkin kıldığı Mustafa aleyhissalatü vesselam, Muhammed Mustafa övdüğü ve seçtiği, seçkin kıldığı kimsenin denlemi. İsteyene de ne yaptı? Verdi. İstemek lazım. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ve Allah'tan, Allah'a kulluk etmek ve Allah'tan istemek, nimet sahiplerinin yolunu istemek. Allah'tan ne istiyoruz? İşte seçkin kıldıklarının yolunu, tarikini, onların haliyle hallenmeyi umilat-ı huda olmuş hak evlerinin enbiya varislerinin Muhammed'i manayı taşıyan ehlullahı istemek, onun yolunu, o nimete talip olmak lazım ki o ölü gönülden dirilelim. Onlar ölmeden önce gönülleri ölüydü. Resulullah'ı ve Allah'ın vahyini duymadılar. Mevti izdirari, mecburi olan her mahlukun, her insanın ve her beşerin mutlak yaşayacağı mecburi olan o ölümü yaşadılar da anladılar ki vahiy ne diyor, aslında anlıyorlardı. Fakat nefis, gurur, kibir, şeytani ahlak bunu anlamalarına, anlamak istememelerine yol açıyor. Çünkü niçin? Nefis bir davuldur. Yani diyor ki, tebaamı dilediğim gibi, bildiğim gibi idare ederim. Hayır. Sen kendini dahi bildiğin gibi, istediğin gibi idare edemezsin. Çünkü vücut mülkün senin değil. Sana verilen emanet-i ilahiye sana ait değil. Sen bunu istediğin gibi, dilediğin şekilde bunun üstünde tasarrufta bulunamazsın. Zira zahire baktığında kimse sana, kimse seni, kimse benim bahçesinde ve mahreminde, mülkünün üstünde dilediğin gibi tasarrufta bulunabilir misin? Bak şurada gidiyorsun, yola çıktım. Askeri alan yazıyor orada değil mi? Yolun kenarında. Gir bakayım. Oraya gir, bir tane paraka yap. Bir tane aç, bir çay ocağı. Sat çayı, kahveyi. Toplan 3-5 tane arkadaşlar, keyfine bak. Müsaadeler. Bitmezler. Öte tarafa git, bir bahçeye gir, bir çay bahçesine, bir mangal işte ne bileyim, yemek yenilen lokantaya, bahçeye gir, yere gir. Dilediğin gibi orada tasarrufta bulun,
mekan sahibi müsaade eder mi? Koca kainat ve iki tane beşerim. Bir hayvanat dahi kendi yuvasını başka bir hayvanata karşı savunmuyor. Yavrusunun, onun üstündeki tasarruf sahibi kendisidir. Onu ne yapıyor? Sütüyle ya da getirdiği, gagasındaki, ağzındaki getirdiği yemiyle, gıdayla besliyor. Hiç duydun mu? Ağacın başındaki, efendim, kuş yuvasının yumurtasından çıkmış yavruları bir yılanın beslediğini. Yılan ne anlar? O yumurtadan çıkmadan yayır. İşte bir başka bir vahşi bir hayvan, bir kuş gelir. Olur gider. Bırakmaz. Bu manada kimse kendi vücut mülkünde ben buna dilediğimi yaparım deme hakkı silahiyetine ve tasarrufuna sahip değildir. Bu mülk Allah'ındır. Ve onun sana ve bize emanetidir. Onun dilediği, onun istediği surette ve manada onu istikamete koymak lazım. Bir insan kendi üstündeki mülkünde dahi tasarrufu yoksa, ailesine dahi, herkes kendi ailesine, ecnebisinden, müslüminden, gayrimüslimine, kendi ailesine diyebilir mi ki? Hadi bildiğinizi yapın, nasıl istiyorsanız öyle derim. Bu aile değildir o zaman. Akşam saati bellidir, sabah saati bellidir. Çocuğun okulu bellidir, medresesi bellidir. Hanımın evde işi bellidir. Beyin işi dışarıda ne yaptığı bellidir. Demek kimse kendi başına, efendim, bir şey yapma hakkında değil, yaparsa o ailen olur, aile olmaktan çıkar. Sen kendi iradene sahip misin, o zaman uyuma. Yeme, nefes alma. Mevlana mülkünde bu nefesi, bak kul kula bir şeyi bedelsiz vermiyor. 24 saat senin şu vücudun Allah'ın irade ve inayetiyle, lütuf keremiyle kan sürekli dolaşır, kalpten geçer, beyin sürekli çalışır, o kalp sürekli çalışır. Canın çıkıyor mu vücudunun çalışır? Çok yoruldum diyor musun? Vücudum çok çalıştı bugün. Yoruyor mu seni Mevla? Bir nefes alıyorsun. Hocanın biri diyor, kimse diyor mu diyor, nefes almaktan canım çıktı. Allah'a selamet versin. Çıkmaz. Niye? Çünkü nefes almasan canını çıkar. Efendim? İşte azizim. Cenab-ı Hak bizi çok mühim bir mesele için icat duymuş. O sonsuz kudrete, o vahiye ve seçkin kıldığı Muhammed Mustafa'ya ve ona verilen vahiye muhatapsın. İşte Hazreti Musa misali o bu ümmete verilen bu nimetin farkında oldu da ve dedi ki ya Rabbi bu ümmeti benim ümmetim değil. Dedi ki ya Musa o Muhammed'in Ahmet'in ümmeti. Evet. Hazreti Ömer orada o söz üzerine o kuyudaki mırdar olmuş cismi canını nefsi Hakk'a şerif ittihaz ettiği nefsi şeytan uğruna verilen bu yüce emaneti ve verilen emanet ilahi Muhammed'in uğru tahkir etmiş o verilen ruha ve cana ve cisme sahip olamamış, nasıl bir mırdar oluş, mırd oluş bir şeymiş ki, o baktığında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin himmeti ve irşadı vesilesiyle gördü. Demek kurban burada şu mana ne yapıyor? İki manada bir caizdir. Talip olmak lazım.
Hakka talip olmak lazım. Kullukta, bağlılıkta. Eğer Resulullah'a bağlılıkta kaim olmasaydı, sabit olmasaydı, Hazreti Ömer olabilir miydi? Allah irade buyurdu, o Zat-ı Kerim'i, o Zat-ı Şerif'i, Habibi Edebi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin yanında toprak nasip etti. Ah o toprağın tozu olan, keşke olabilsin. Keşke olabilsin. O Ebu Bekir Sıddık'a onun yanında yer nasip etti. Elhamdülillah. İnşallah o toprağın tozu olabilmeye Rabbim bizleri layık etsin, talip etsin. Talip olmak lazım. El eledir, el hakkadır. Elin üstünde el, o Ebu Bekir Sıddık, Ömer Faruk, Osman Zülnureyn, Ali Mürteza Kerremallahu Veçhe, tabi'in, ulema-i kiram ve meşayih-i kiram zinciriyle elin üstünde el, o mana gelmiş. Öyleyse biz bu ehl-i sünnet yoluna, ulemanın, Allah'ın seçkin kıldığı ve meşayih'in yoluna talibiz ki, talip olmamız lazım o seçkinlerin yoluna ki, inşallah o nimet ile biz de o aynaya baka baka, üzüm üzüme baka baka benzeyik. Ne dedi Hazreti Ömer? Düzeltiyorum, Hazreti Ebu Bekir Sıddık, ya Resulallah, öyle düşünüyorum ki seni öyle düşünüyorum. Neredeyse, al buyurun, abdest ihtiyaç giderirken dahi aklından çıkmıyorsun. Hani ben bu kadar seni düşünmekle acaba Allah'ı unutmuş mu oluyorum? Bir yanlışa mı düşüyorum? Bir sıkıntı var mı? Diyerekten de soruyor. Sadr-ı sinelerinden mübarek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ya Ebu Bekir, bir sıkıntı yoktur. Olması gereken odur. Çünkü niye? Elin üstündeki Hakk'ın eli, onun elinin üstünde. Kulluk iki manadır. İki manada caizdir. Bir, ümeraya, emirlere, Kur'an'ın bize söylediği hulefaya, emirlere, sizden olan emir sahibine, yani Hakk'ın emrini muti olan, kullukta muti olan, bağlı olan, kaim olan, sabit olan, sizden olan emir sahibine itaat nedir? Farzdır. Kimse bu manada ben başımı alır, istediğimi yaparım deme hak ve selahiyetine ve tasarruna sahip değildir. Kim ki der ki Şah-ı Nakşibend Hazretleri bu yola gelmeyene değil de gelip de gördükten sonra nasibini almayıp da münkir olup da gidene acır. Hazreti Musa'yla Hazreti Hızır'ın arkadaşlığı nasıldı? Hazreti Hızır'dan, Abdullah'dan o manayı aldı da gitti. Eğer farklı bir neticede arkadaşlıklara ayrılmış olsaydı o meselenin hikmetlerini anlatır mıydı Hazreti Hızır? Anlatmazdı. Ne yaptı? İzah etti. Şu sebeplerden mütevelli. Çünkü Hazreti Musa samimiydi. Hani anlatırım diyor. Nehlivan meselesi. Çok rahatsızsa biraz doğrusunuz. Adamın birisi namlı bir pehlivana
şah olmak istemiş. Gitmiş, maksadı dünya. Şöhretperest. Esinler olacak ya. Hani karganın bir huyu vardır, parlak şiire desedir. Onun değerini de bilmez ya. Altın, yüzük. Böyle cilalı, cilalı demir. Annem de ömür müymiş? Değerli, değerli, kümrük sallak değil ki bilsin. Pencerenin kenarına yüzüğünü koy, karga yeri çalar yatırır. Sarraf değil mi kız yani? Yani bu kadar akıllı bir kuştur dersin ama sarraf değil. Evet, zekidir. 5-6 yaşındaki çocuğun zekasına sahiptir. Ama onun kaç ayar? Gümüş müdür? Elmas mıdır? Altın mıdır? Parlak boncuk mudur? Bilmez. Götürür bir yerde karga biriktirir, karga. O kadar. Uzun bir kargası var. Efendim, en iyi alacağı siyah sayılır. Kılavuzu da, eğer onda kılavuz ederse adam kendine, ne yapar? Burnu pislikten çıkmaz. Her kimse nispetince sözden hissesin. Niye? O kargasıyla çok pislik karıştırır. Kokusunu dışarı yaşamıyor. İnsanları rahatsız edecek şekilde hareketlerde bulunur. Kargalık yapar. Karganın ahlakında vardır. Kalkar, nerede bir çirkek bir şey varsa onu karıştırır. Karıştırmayı sever. Bir kimsenin seninle olan dostluğun menfaati daha doğrusu bittiğinde yapacağı ilk şey ne yapar biliyor musun? Gider seninle dost gibi, o yanından dost gibi gözüktüğün surette zaman içerisinde yaptığı münafıklık süreci içerisinde gider sağda solda ne yapar? Münafıklık. Orada burada. Peki bu neyin ahlakıdır? Bu Mekke'de müşriklerin ahlakıdır desem hakaret olur o müşriklere. Niçin? Çünkü Hazreti Resulullah'ın sorduklarında bu nasıl bir kimsedir dediklerine vallahi emin bir kimsedir. Ama eminse neden şimdi yalancı diyorsunuz? O gün çünkü onların menfaatine dokunmuyordu. Peki nasıl menfaatine dokundu? O Kabe'yi put doldurmuşlar. Hevalarını ilah edinmişler. Hevalarını ilah edinmişler. Allah bir, emir onun, ona kulluk edeceğiz. Ben de onun elçisiyim. Bana bağlılığınız Allah'a bağlılıktır deyince müşriklerin musluğu kesilince birden o emin olan Muhammed Mustafa olan o şah, Zat-ı Kerim, o Zat-ı Şahane, o mübarek insan, alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz onların şiddetli birden düşman olduğu için bir anda mevki makamları gidecek. Bir anda menfaatleri kesilecek. Peki dünyalık neye benzer? Onu üst üste biriktirmek, onu sürekli istif etmek, karganın misaline benzer. Dünya bir cifredir. İki de bir burnuyla karıştırır, pencere kenarında şurada burada gördüğü değerini bilmediği, altın olsa, elmas olsa, dünya efendim mahiyetiyle baktığın zaman onu Allah için, Allah yolunda tevhid etmek senin iraden nedir gene? İradenle, hakkın yolunda, canınla,
malınla seferber olan kimse bu altını, ziyneti, malı, mülkü, canı nedir? Bir kıymettir. Fakat kestiğiniz kurbanlarınız da diyor, o eti, kanı da Allah'a ulaşmaz. Ancak ne ulaşır? Sizin Allah indindeki makbul olan haliniz nedir? Allah'a yakınlaşma ve samimiyetinizdir. İhlasınızdır. Bu manadaki İbrahim Aleyhisselam'ın gösterdiği tavırdır. Biz de Allah için bu manada bu tavrı gösterebiliyor muyuz? Hacer annemiz gibi o teslimiyeti gösterebiliyor muyuz? Ateşe giderken dahi o teslimiyeti gösterebiliyor muyuz? Hani dedik ya, tevhid-i şirki ayırt eden bir takım kimseler ne derler? Sen bu kadar bir insanı, bir beşeri niçin düşünüyorsun? Şirktir. Bugün tasavvuf ehline, tarikatta seyir sülük etmek isteyene, Muhammedi ve ahlak-ı ilahiyi üstünde taşıyan kamillere, mütebaat eden, muhabbet duyan ve bağlılık gösteren, o yolda sabit ve kaim durmak isteyen kimselere ne diyorlar? Oturup şeyhini düşüneceğine, otur şunu yap. Evet, her insanın müstakil bir şeytanı vardır. Resulullah ne buyuruyor? Ben onu Müslüman ettim diyor. Nefsin bilen, Rabbin bilen kimseyle bir olmak, beraber olmak, o elin üstündeki eli koymaktır. Hakka itaattir. Nefsinden kurtulmuş, onun zulmünden, münkirinden, muhalefetinden haberdar olmuş ve hakka arif olmuş kimseyle bir olmak, onunla refik olmak, hakkın aynasını, cemalullahı, onun cemalinde seyreylemek, hakkın boyasıyla boyanmaktır. Evet, gül bahçesine giren gül kokar. Gübre karıştıran, ahırdan çıkan, affedersen, tezzet kokar. Demek ki kişi nefsi bilmediği, hakka münkiratın ve muhalefetin bilmediği süre içerisinde nedir? Hala o nefsi hakka şerik iddihaz etmekte de fakat bunun gafletler. Ve Müslüman ona der. Ve la ilahe illallah da der. Ama taklitten öteye geçeceğiz. Ne diyorduk? Pehlivan meselesi. Gitmiş biraz hizmet etmiş. Biraz diğer usta pehlivanların hizmetini yapmış. Yağını taşımış. Kisvetini taşımış. İşleri yapmış, ortalığı temizlemiş, yavaş yavaş derken pehlivanlığı öğrenmiş, iyi bir pehlivan olmuş. Kurban, biz gerçekten sizleri tercih ederiz. Çok samimiyet. Bir şeyler nefsimize dokununca, sıra bize gelince başımızı dikiyoruz. Nefsin ve şeytanın yaptığı gibi, o şeytan yaptığı gibi ilah damarımız kabarıyor. Ne diyoruz? Aman Allah etmesin, beni senden ayırmasın, aman ha Rabbim muhafaza etsin diyoruz değil mi? Sonra ne yapıyoruz? Sıra bize gelince, hani derler, elin çocuğu ölmüş, canım benim çocuğum değil. Bu Muhammed-i ahlaktır. Bu mümindeki emin sıfatının tecellisidir. Eğer o Ömer ki Dicle kenarında ya da bir fakirin ihtiyacı, zarureti anında eğer Ömer bundan haberdar olmaz da o keçinin ayağı kaysa falanca fakir bu İslam beldesinde bir fakr-ı zaruret yaşarsa yarın Ömer Allah'a nasıl hesap verecektir diye derdiyle dertler. Evet, o gene Ömer ki adaletiyle meşhurdur. Adil sıfatının tecellisi üstündedir. Diyecekler ki
Efendim? Hazreti Ömer olabilir misin sen? Ben olamam. Peki o kılıcımızla düzeltiriz seni diyen sahabe sen olabilir misin? Ne o Ömer olabilirsin, ne de seni kılıcımızla düzeltiriz diyen sahabenin kılıcı tutan eli olabilirsin. Eğer sen, ben seni Ömerliğe layık görmüyorsam, sen kendini o kılıç tutan ele layık görüyorsan başkan. O Ömer ki gene ne diyordu? Allah için eğer fevkin varsa, fehmin varsa düzeltiyor, idrakın varsa, bu işe ehliyetin varsa, eğer o zalim, münkir nefsini tanıyorsan, hakka arifsen, hakikaten sadrında ve gönlünde Allah'tan gayri heva ve hevesten çıkmış kurtulmuşsa, Allah için beni uyarım diyen Ömer radıyallahu anh, evet karşısındaki eshabın büyüklerinden. Onlar her biri yıldız. Onların her biri arif-i billah. Biz kendimizi onlarla kıyas etmiyoruz. Etmeye de benim haddim de değildir. Ama onların hakikatlerine de, onların o nurlu mübarek yollarına da talip. Yani o yola da müşteriyiz. Peki bu nereden bellidir? Evet, sahabe-i kiram o hayatın içerisinden çıkmış, tevhid ile müşerref olmuş ve hakka muti olmuş, ihlasları sebebiyle Allah onlara zafer üstüne zafer veriyor. Bilinen dünya 30 sene içerisinde fetholdu. O günkü büyük bir kısım. Sahi sohbetlerde fakir söylüyorum. Kurtuba, İspanya'ya kadar gittiler. Endülüs. Ve Kabil'e kadar sancağı diktiler. İşte Allah'ın ipine tutulmak. Boyasıyla boyanmak. İhlas lazımdır. Muhabbet lazımdır. Ve Allah'a ve o elin üstündeki ele, o Allah'ın elinin üstünde, elini koyduğu ele biat ettikten sonra onlar sözlerinden dönmediler. Evet, ihtilafi vakalar oldu ama onların her biri müştehitti. Her biri gökte yıldızdı. Onların meselesi kendi içtihatları ve kendi meseleleridir. Biz o manada ve o derecede değiliz. Evet, aziz kardeşler, Nehlivan ne yaptı? Bütün meseleleri işte öğrendi derken gitti bazı pehlivanlarla güreşti ve hepsinin sırtını yere getirdi. Ve en birinci pehlivan oldu. Ama baktı ki ustanın ustası daha duruyor. Ondan daha iyi bir usta değil. Onun nispeti daha yüksek. Gözü nerede? Şam'da. Desin nerede? Dedi usta sen de gel. Olur dedi. Geldi. İki elensen. Kaldırdı sırtını yere. Dedi bu nedir ya? Bana hiç bunu göstermemişti. Dedi ben senin dedi gözünün çapağını anladım. Senin de böyle nankör olacağını, samimiyetsiz olduğunu. Evet, bir manada usta ferasetidir. Ama bir manada muhafaza-i ilahiye ne yapar? İhlaslı ve samimi kullarını Mevla muhafaza eder. Nasıl? Belki o anda bilmez. Hazreti İbrahim'in meselesi. Çadıra 4 melek girer de insan suretinde onlara buzağı keser, sofra hazırlar. Ama Allah bildirmedikçe İbrahim aleyhisselam dahi ne yapmaz onların melek olduğunu.
ey İbrahim Mesih'i biçmeyiz, Allah'tan elçileriz. Evet, böyle bir koruma. Nasıl? Bu kulluk, Allah'a teslimiyet, benlik yok. Ben nasıl bilemedim yok. La ilahe illallah'ın tam tecellisi. Ondan gayri ilah yoktur. Tüm gayb anahtar, hazinelerin anahtarı onun indindedir. O dilediğine, dilediğini ihsan eder. O kaptan dilediğine, dilediğini açar. Ama o kulluğun bilincinde ve hakka teslimiyetinde, şuurunda olduğundan bazen de o kapıyı belli bir merhaleden sonra açar. Ve onun kulluğunda bir şey değişir mi Hakk'a? Onu bir şey sarsar mı? Sendeletir mi? Sendeletmez. Gücenir mi ben niye bilemedim diye? Ancak nefsine der ki ben nefsime zulmettim der onlar. Bir hata, bir zelle de etseler Hakk'a ne yaparlar? Müteveccüh olurlar. Evet. Bazen kimse aynı İbrahim Aleyhisselam meselesi gibi, diğer sair bazı kıssadan listedeki meseleler gibi Cenab-ı Hakk'ın dilemesiyle kişi mümin ne yapar? Her kimseyi mümin, kendi gibi ihlaslı, samimi, candan bilir. O manada sarıp sarmalar, o manada kucaklar. İşte bu Allah'ın muhafazasıdır. O kul için bundan daha güzel bir muhafaza olamaz. Nedir? Gönlü saf olmak. Bizzat kubbesi altındadır. Cenab-ı Mevla haset, kibir, fesat ehline onu harcatmaz. Onu harcamak isteyenler harcamış. Bir nimete nefislerine olan düşkünlüklerinden sahip de olamaz. Karga gibi boncuk toplar. Hani şunu da söyleyeyim, Fatiha'mızı diyelim inşallah. O Fatiha'nın sırrına ve suretine Rabbim nasal eylesin. Hani kibrit kutusu kadar bir mesele var, şu kadar bir kutu. Zinnûn-ü misli Allah-u Ala. Bir tane uyanık gider ki zinnûn-ü misliye, bilmiş ki ismi azamı bilir. Öğrenirim, biraz gider, hizmet ederim de, işte bu duayı öğrenirim. Ne istersem onu okurum da benim olur. Uyanıklıkla gidiyor. Bazen bir kimse ya da kimseler, onu bir çınarın altına sızmaktaki gayeleri dinlenmek, etrafına birkaç daha dinlendikten sonra da, şu ahlakla hareket etmek için değildir. Bak bunu dikenden Allah razı olsun. Bunu dikene Allah rahmet etsin. Bunu sulayana Allah rahmet etsin. Bu yolu yapana Allah rahmet etsin de niyetinde değildir. Şu niyette olanlar ancak indilahla makbul ahlak sahibi kimselerdir. Onu devam ettiren gelen kimseler. O zinciri devam ettiren kimseler indilahla makbul ahlak sahibi kimselerdir. Elinden gelse o ağacın dibinde dinlendikten sonra o ağacı kesip de kendi menfaatine kullanmak isterler. Karga tiynetli kimseler. Odun yapacak, yakacak. Aman benden sonra ne olursa olsun. Ya gelecek nesil çoluk çocuk, aman ne olacak canım kurtulsun. Bunlar ne arif olmaya, ki seçkinlikten nasipler olmadığı gibi, ne de arife, arif gibi talebe olmaya, nasibi olmayan nasipsizlerdir. Gidiyor uyanık ki ismi azam duasını söyle. Kutu içerisine bir fare koyuyor odasında şeyh efendi. Kapısı kapağı kapatıyor. Sakın ha açmayasın. Bunu falana götür de ver. Gel. İyice de tembihliyor kapağını açmayasın. Yoldan giderken içindeki tıkırtıyı duyunca açmak ister. Merakı galip gelir. Açmaz. Söz verdim de açmayacaksın. Bir daha, yine açmaz. Bir daha dayanamaz, açar. İçinden küçük böyle şu hamster kadar var ya böyle. Bir fare, fındık faresi. Evlerde toprağın içerisinde çıkar. Akşamları böyle daha çok görür.
babalarımızın çok korktuğu var ya, sandalye üstüne çıktık da bunu. Fil de çok korkarmış derler. Efendim, kaç ay gire fare? Kış mire, hınci de kızarak da gelir. Efendi, bana bir fare taşıttırmışsın. Ey oğlum der, bir fareye sahip çıkamadın. İsmazanımız sahip çıkacağız. Muhafaza ilahi altında, Safiyullah'dan kaset olmaya, bekabillaha yol alalım. Allah'ın zikir kullarına, bu manada ehl-i dünya karga gibi kullanmak isterse, Allah-u Teala o kargaları ona refik etmez. O, ona yaren olacak kimseler, Rabbim bizleri inşallah onlara refik kılsın, yaren kılsın. Hazreti Ömer gibi talipli olma, tabi'in gibi bu manaya talipli olma, o güzellere candan mesafeler de olsa, bazen maddede, bazen manada gönülleri bir tutmak, bazen zahir alemde aynı mekanda o nefesi alabilmek ya da Üveysel Karani gibi Rebbiyanlığıyla, peygamber aşkıyla, baş gözüyle de görmese, gönül gözüyle onun tüm manasına, Muhammedi nefese, ciğer yağ. Allah bizlere inşallah seçip ayırdı, seçkin kıldı, kıldığı kubbesi altında ve kabillaha salik olan kimselere ve buna talip olan kimselere bizlere refik kılsın. Ümmet-i Muhammed'e sahil selamet versin. Cenab-ı Mevla ümmet-i Muhammed'e feraset versin. Erbar-ı Vasil'de hadim kılsın. Cenab-ı Mevla şu zalim nefsimizden ve Müslüman olmamış daha o şeytanımızı, şeytanımıza hidayet versin. Ve bu münkir nefsimizden inşallah bizleri onu bilmeyi, Hakk'a arif olmayı nasip ve müessir kılsın. Cenab-ı Mevla silsilesinin, Resulullah'ın silsilesinden ve neslinden ve manasından gelen o hakiki varisi Resul'e, o güzellere inşallah bizleri ben eylesin. İnşallah o manayla hemhal olmuş kimsenin Cenab-ı Mevla taliplerin sayısını artırsın. Ki biz de bu manaya talip olalım ihlas ile, ki arzı üstünde Hak'tan muradımız Hakk'ın husret olması ve hakimiyeti olsun da Cenab-ı Mevla bu manadaki halkın hürmetine Hakk'ı hakim kıla, İslam'ı hakim kıla, bu karga tiynetli zalimlere ve münafıklara, dünya perest, köhret perest, hop perest kimselere fırsat vermesin, ehli iman önünden kaldırıp da defref eylesin inşallah. İlahi ya Rabbim, mazlumların imdadına şüphesiz yetişecek ve inayet buyuracak sensin ya Rabbi. İlahi o beni büyüklerin, o sabilerin hürmetine, arşın hürmetine, kürsün hürmetine, en garibi zamanda İslam'ı cihana hakim ve bu dünyaya hakim kıl ya Rabbi. Kur'an'ın bizden istediği manada manasıyla hemhal eyle bizleri. Bizlere katından inayet buyur ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Muhammed'in nefesi bize nefeslendirecek kimseye inşallah bizim muti kıl ya Rabbi. Bizim ölmüş gönüllerimizi bir nevbahar ile dirilt ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Bir beşere mecnun olan, nasıl ki davasında sıdksa, senin yolunda da bunun onda biri kadar gayret eden ve o manada sıdk sahibi olan kimse illaki Allah'ın yolunda seferber olup da bir nispete kavuşacaktır diyen sevdiklerin, ki inşallah o sözleri hürmetine, inşallah bizleri de en azından o sahabe-i kiramın, o mübarek sevdiğin zat şeriflerin niyetlerinin halisiyeti, hürmeti, bereketi ne bizlere inşallah talip kıl. Bizleri inşallah o manayla hallendir ya Rabbi. Bizleri inşallah o manayla hallenmiş kimselere refik olmakla beraber bu yolda ayaklarımızı sabit ve kaim ve sebatkar kıl ya Rabbi. Ki inşallah biz de senin
ahlak-ı ilahiyenle ahlaklanmış, ahlak-ı Muhammediye'yle manasıyla manalanmış kimseyle inşallah bu dünyadayken müşerref olup da huzur-ı ilahiyene inşallah bu manada ahiretlerin yanında o manada inşallah cilalanmış, ipinden tutmuş kimseler olarak avdet edebilirim. Ve bu manaya ve davet ediciler ve vesile olacak kimselerden de bizleri kıl ya Rabbi. Çünkü bu ecr-i gayr-i hesaptır, rihayetsiz manaya. Tebliğ ve davet çok var. İlahi ya Rabbi, inşallah bizlere bu manada vesile kıl ya Rabbi. Bunlara bu manayı bizim sadrımızdan musahhar kıl ya Rabbi. Hikmetini musahhar kıl ya Rabbi. İlmi billahından nispet almış kimselere inşallah bizi benden etmekle beraber bu manaya da bizleri inşallah musahhar kıl ya Rabbi. Amin. Mühürmetü Taha Yasin, Mühürmetü Zavrı Sûreti'l-Fatiha Nâsı.